Güzel bir ilkbahar günüydü. Güneş ışıkları pencereden süzüldü. Ebrar uykulu uykulu açtı gözlerini. Pencerenin camında bir kelebek gördü. Ebrar'ın uykusu birden açıldı. Kelebeğin renkleri harikaydı. Siyah, turuncu ve sarı. Dans ediyordu. Bir yukarı, bir aşağı. Ebrar pencereyi yavaşça açtı. Hayranlıkla kelebeğe baktı. Sonra kelebek konuşmaya başladı. Bizimkinin ağzı açık kaldı. Merhaba dostum, nasılsın? Buralarda yeniyim. Kozadan yeni çıktım. Merhaba kelebek. Koza da ne demek? Koza, tırtılken örüp içine girdiğim, kelebek olana kadar korunduğum yer. Nasıl yani? Sen tırtıl mıydın? Anlaşılan öğreneceğimiz çok şey var, dedi kelebek. Sonra anlatmaya başladı tebessüm ederek. Dişi kelebek yumurtaları bırakır yapraklara. Yumurtalar sıkıca tutunur özel bir yapışkanla. Yaprağın üzerinde haftalarca uyur yumurtalar. İlkbahar gelince yumurtadan çıkar tırtıllar. Baharda ağaçlarda gördüğün minnacık tırtıllar aslında yeni doğmuş kelebek adayıdırlar. Tırtıllar o kadar oburcuktur ki doymak bilmez yaprak yiyip dururlar. Yaprakları yiyip kocaman olan tırtıllar yemeği bırakır ve koza örecek dal bulurlar. Çenelerinin altındaki bezlerden iplikçikler salgılanır. İşte bu ipek ipliklerle koza örer ve içinde kalır. Kozadaki tırtıl artık kelebek olmayı bekler. Metamorfoz denen bu dönüşüm yaklaşık 10 gün sürer. Bizim tırtıl artık bir kelebek olmuştur. Farklı renk ve desenlerle sanki yeniden doğmuştur. Kozayı yırtıp çıkan kelebek başlangıçta uçamaz. Kozada kıvrık duran kanatlarını hemencecik açamaz. Kanatlardaki damarlara kan dolması gerekir. 1-2 saat sonra tamamen kuruyup uçabilir. Vay canına, hayretler içerisindeyim. Sana biraz daha yakından bakabilir miyim? Tabii, dedi kelebek. Ebrar'ın eline kondu. Kanatlarını açtı ve tekrar konuştu. İki çift kanadımız var. Biri önde, biri arkada. Rahatça uçabiliriz uzun mesafeler boyunca. Her böcek gibi 6 bacağımız vardır. Allah'ımız bizi muhteşem yaratmıştır. Kelebekler böcek sınıfındanmış. Bunu da yeni öğrendim. Bana sorarsan böceklerin en güzeli kelebekler derim. Rabbimiz her varlığa farklı özellikler vermiş. Varlıkların en özeli olan insan onu tanısın, bilsin istemiş. Teşekkür ederim kelebek. Bugün çok şey öğrendim. Bana Allah'ın büyüklüğünü, güzelliğini gösterdin. Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de bir tırtılım. Kelebek olmak için çok çalışacağım.